Kalplerinde sarsılmaz bir vatan aşkıyla huduttan hududa yol bulup koşan kahraman gazilerimizi anma günü programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk'ün Anadolu'daki 1000 yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Serv Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkardılar. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı. Böylece Yunanların küçük Asya hayalleri Ege'nin sularında son buldu. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk'ün ateşle imtihanı, milletimizin ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi yaklaşık 238 yıldır Avrupa'dan geri çekilen Türk ordusunun son savunma savaşı olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve kaderini değiştirmiş, kısacası Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluş için bir kıvılcımdır. Sakarya Meydan Muharebesi esnasında Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk "Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da" diyerek Türk analarının taşıyıp cephedeki askerlerini ulaştırmak için İnebolu üzerinden gelecek cephanenin ne kadar önemli olduğunu belirtmiş, milleti cephede olan bağrı yanık anaların desteği sonsuz olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ile Meraşer rütbesini tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalinin canı pahasına korumayı ilki edinen aziz milletimizdir. Bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur, gurur kaynağı saymıştır. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesi şifresi ölürsem şehit, kalırsam gazi diye içinde saklıdır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin Doğu Akdeniz'de, Suriye ve Irak'ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Emperyalist devletlerin ve onların maşası terör örgütlerinin hedefleri ülkemize karışıklık çıkartmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek, geçmişteki hedefli sevrin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik kurucuları ile vatandaşlarımızın tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmışlardır. Yüce Türk milletinin bağrından çıkmış şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugün de ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanırız ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül Gaziler günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda
Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gazileriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm mağlul gazinin şeref günüdür. 19 Eylül Gazi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanıyla taşlandırıldığı 103. yıl dönümüdür. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, gaziler günümüz kutlu olsun. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan millet bayrak için 7'den 70'e emperyalist devletin topyekün saldırına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve ebedi intikal eden tüm gazilerimizi Gaziler Günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Sayın Valim, konuşmamı Mehmet Akif Ersoy'un bir beytiyle tamamlamak istiyorum. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz? Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz, saygılarımla. Ey Gazi, şimdi böyle mahzun, kederli durma. Ben seni beş parmak dağlarından tanırım. Bir milletin onur omuzlarına cesaretle alışımdan tanırım. Cudi'de, Damar'da, Şırnak Dağı'nda, sınır boylarında, bütün vatanda. Bir yanda hasretin, ölüm bir yanda, serden geçti oluşumdan tanırım. Bu aziz vatanın kara kışında, yücelerden yüce dağın başında, koyu karanlıkta, düşman peşinde, bu millete adanışından tanırım. Ne dersen az sana, canımı bile, evini altından yapsam nafile, bir damla yaş görsem o gözlerinde, yaşıyor oluşumdan utanırım. Vatan aşkı yüreğinde, dalgalanmış, bayrak olmuş, dile gelmiş dağlar taşlar, inancınla hayat bulmuş, çıktın yola haykırarak, vatan için aksın kanım, ya şehitlik, ya gazilik. Bu yurt benim canım, kanım. Düşmanlara karşı durdum, iman dolu göğsün ile. Güzel vatan, şanlı bayrak, senin ile gelir dile. Güzel yurdum, senden bize. Ne değer, ne hediyedir, sana sonsuz minnettarlık hepimizin gönlündedir. Şanlı gazi, sana selam, selam sana ey şüheda. Vatan için bizlerinde canlarımız olsun feda. Ben Nene Hatun. Erkeklerimiz savaştayken köyümüzü basan düşmanları silahlarımız olmadığı için sopalarla kovaladık. Vatan sağ olsun. Balkan savaşlarına gittik. Yıllarca savaştık. Balkanlardan sonra ara vermeden Çanakkale'ye geçti. Dere tepe demeden, dağ taş demeden, yağmur çamur demeden, sıcak soğuk demeden kilometrelerce yürüdük cepheden cepheye. Yeri geldi vurduk, yeri geldi vuruldu. Vatan sağ olsun. Biz vatan için kundaktaki bebemizle cepheye top götürürken mermiler ıslanmasın diye bebemizin üstündeki battaniyeyi mermilerin üzerine örttük. Bebemizin üstüne kapanıp donarak can verdik. Vatan sağ olsun. Ben ilk Türk kadın hava pilotu Sabiha Gökçen'im. Biz bu vatanı kadın erkek beraber kurtardık. Vatan sağ olsun. Ben bu sedyede yanmış kıyafetleri vücuduna yapışmış askerler gördüm. Ben burada kardeşinin kopan kolunu elinde tutarak getiren erler gördüm. Ben bu sedyede her yeri kanla sulanmış komşumu gördüm. Ben burada vatanı için canını feda etmiş nice canlar gördüm. Vatan sağ olsun. Ben bir gaziyim. Bir gece askerdeyken kurşun sesleriyle uyandık. Daha ne olduğunu anlayamadan kolumda bir sıcaklık hissettim. Orada bıraktım kolumu. Vatan sağ olsun. Ben Kore gazisiyim. Nerede bir zulüm görsek
orada atar yüreğimiz bizi. Şu gördüğünüz izler oradan kalma. Vatan sağ olsun. Ben Kıbrıs Galatasaray'ım. O günlerde askerdeydim. Yavru vatandan felaket haberleri geliyordu. Gelen emirle Kıbrıs'a çıktık. Kimimiz şehit, kimimiz gazi oldu. Vatan sağ olsun. Ben Mehmet Akif Ersoy. İnsanlarımızın kanlarını ve canlarını vatanları uğruna verdiklerini gördüm. Balkanlardan dönen askerlerin Çanakkale'ye koştuklarını, Çanakkale'den dönen askerlerin ise Kurtuluş Savaşı'na koştuklarını gördüm. Yanık et kokularını, barut kokularını, kan kokularını burnumda değil kalbimde kokladım. Savaşın getirdiği acıları kalbim en derininde duydum. Ey Türk, bunları unutma, unutturma, vatan sağ olsun. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Bu toprakları savaşarak, canımızı dişimize takarak düşmandan temizledik ve size vatan yaptık. Bu vatan için ben kalbim sızlaya sızlaya askerlerime ölmeyi emrettim. Bir an tereddüt etmeden ölüme koştular. Vatan için öldüler, gelecek nesiller için öldüler. Evlatları, torunları hür yaşasın diye öldüler. Sen tanımadığın insanlar için, görmeyeceğin günler için ölmek nedir bilir misin? İşte sen o kahramanların torunusun. Bu vatan size emanettir. Ey Türk genci! Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı ilan. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok biz millet. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim aslıma aynalı martin yaptırdım danar kendi neslime. Aynalı martin yaptırdım danar kendi neslime. Gören sanmış yarini sanmış.
Mehmet'im yatar.